Mutluluk nedir? Battaniye altında en sevdiğiniz dizinin yeni bölümünü izlemek mi? Yoksa Instagram'a öylesine koyduğunuz bir fotoğrafın yüzlerce like alması mı? Trafiğin içinde sıkışmışken radyoda çok sevdiğiniz şarkının bir anda çalmaya başladığı o anı düşünün. Ya da yorucu bir günün sonunda eve girdiğinizde burnunuza gelen en sevdiğiniz yemeğin kokusunu. Mutlu hissetmenize neden olan birbirinden bağımsız tüm bu olayların ortak noktası nedir? Aslında mutluluk kişiden kişiye değiştiği için tanımlaması oldukça zordur. Öyle ki Nazım Hikmet Saman Sarısı adlı şiirinde ressam arkadaşı Abidin Dino'ya sorar. Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin diye. Bir sinir bilimci olarak size mutluluğun resmini çizemem ama formülünü çok rahat verebilirim. Dopamin, serotonin ve diğer nörotransmitterler. Resimde de gördüğünüz üzere beynimizin ortalarında bir yerlerde bezelye tanesi büyüklüğünde nükleus accumbens adını verdiğimiz bir yapı bulunmaktadır. Emin olun bu yapı hayatımızdaki en kıymetli yapılardan birisidir. Çünkü burası beynimizin ödül merkezidir. Bu bölgeyi uyaran en popüler nörotransmitter ise dopamindir. Yani mutluluk dediğimiz şey dopaminin ödül merkezimizi uyardığında hissettiğimiz has halidir. Tahmin edeceğiniz üzere dopaminin bizde yaşattığı bu yüksek has hali dopamin kaynaklı durumlara daha bağımlı hale gelmemize neden olur. Yani olaya bu açıdan baktığımızda insanlık olarak aslında mutluluğa bağımlıyız. Örneğin bilgisayar oyunu oynamak sizde yüksek miktarda dopamin salgılattırıyorsa evet artık siz bir bilgisayar bağımlısınız ve bu bağımlılıktan kurtarmak için daha güçlü bir dopamin kaynağı bulmalısınız. Söz konusu ödül merkezimiz olduğunda karşımıza birçok bağımlılık çıkmaktadır. Uyuşturucu, alkol, sigara, kumar, teknoloji, para, sosyal medya, cinsellik, aşk gibi birbirlerinden oldukça farklı olan bağımlılıkların temelindeki mekanizmalar aslında aynıdır. Varlığında beyninizin ödül merkezlerini harekete geçiren, yokluğunda ise oldukça kötü hissetmenize neden olan nörotransmitterlerden bahsediyorum. Belki bir gün tüm bu bağımlılıkları ve beyindeki mekanizmalarını ayrı ayrı inceleriz ama bugün sizlerle paylaşmak istediğim asıl hikaye madde bağımlılığı konusuna ilginç bir bakış açısı getiren yazar Johan Hari'nin hikayesidir. Hari gerek kitabında gerekse de yapmış olduğu TED konuşmasında madde bağımlılığı ile ilgili oldukça ilginç bir noktaya dikkat çekmektedir. Klasik yaklaşıma göre eğer bir süre uyuşturucu kullanırsanız sonunda bağımlı hale gelirsiniz. Doğal olarak her defasında vücudunuz daha fazlasını arzular. Peki bu durum her zaman aynı şekilde mi işler? Örneğin nineniz kalçasını kırıp hastaneye kaldırıldığında hastanede yattığı süre boyunca ağrısını hafifletmesi için kendisine bir morfin türevi verilecektir. Aslına bakarsanız bu madde eroin benzeri bir opiat olup oldukça kuvvetli bir uyuşturucudur. Bu durumda nineniz hastaneden çıktığında madde bağımlısına mı dönüşür? Ya da ninenizi bu durumdan koruyan tam olarak nedir? Uyuşturucu ile ilgili yapılan en bilindik çalışmalarda bir fare kafese konur. Bu kafeste iki adet su kabı vardır. Birinde normal su, diğerinde ise uyuşturucu madde katılmış su bulunmaktadır. Çalışmalar sonucunda farenin uyuşturuculu suyu tercih ettiği ve kendisini öldürene kadar bu suyu tükettiği gösterilmiştir. Özellikle 1970'li yıllarda oldukça popüler olan bu yöntem ile ilgili olarak psikolog Bruce Alexander'ın kafasına ilginç bir nokta takılır. Zira bu deneylerin hepsinde fare kafeste yalnızdır ve kafesin içerisinde dopamin salgılatacak başka bir şey bulunmamaktadır. Bunun üzerine kendisi de bir deney planlar. İçerisinde bir sürü oyuncak ve tünellerin bulunduğu bir kafese bir sürü fareyi beraber koyar. Bu kafeste de normal su ve uyuşturuculu su olmak üzere iki adet su kabı bulunmaktadır. Ama bu sefer ortaya çıkan sonuçlar oldukça ilginçtir. Zira önceki deneylerin aksine bu kafeste bir arada yaşayan fareler normal suyu tercih etmiştir ve hiçbiri bağımlı olmamıştır. Aslında benzer bir durum Vietnam Savaşı'nda da gözlenmişti. Savaşın şartları ne yazık ki birçok askeri eroin bağımlısı haline getirmişti. Bu durum Amerikan halkını çok endişelendirmiştir. Çünkü savaş sonunda binlerce eroin bağımlısı asker ülkeye geri dönecekti. Ama oldukça tehlikeli gözüken bu durum hiç de düşündükleri gibi olmadı. Bağımlı olan askerler ailelerin yanına döndüklerinde kısa sürede uyuşturucu ile olan ilişkilerini bitirmişlerdi. Aslında tüm bu bilgiler bize net bir gerçeği göstermektedir. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biridir bağ kurmak. Burada asıl önemli olan mesele neyle bağ kurduğumuzdur. İyi şeylerle mi, kötü şeylerle mi?
O nedenle modern çağın insanları olarak etrafımızdaki maddeler ile kurduğumuz bağı azaltıp insanlar ile kurduğumuz bağları güçlendirmek şüphe yok ki hayatımıza yaptığımız çok kıymetli dokunuşlardan biri olacaktır.